her partinin içinde, daha doğrusu milliyetçi camiada, ya milliyetçilerin artık birleşmesi lazım işte. Bir kısmı AKP'nin yancısı, bir kısmı muhalefetin yancısı. Ve bu görüntü hoş değil, sesleri geliyor. Benim tahminim, bu devletin istihbarat örgütleri, bu milliyetçileri bir araya getirmemek için böyle işte Adana'daki ocak başkanı gibi bu işlere heveslilikleri kullanıyorlar. Şey bu, siyasi bir kavga. Evet, Sayın Saral, şimdi aslında sormak istediğim cevaplara yani açıklamanızda verdiğiniz cevaplar da var ama şimdi bir Ülke Ocakları Başkanı'ndan bahsediyoruz. Siz bu yaşananların müsebbibi olarak onu işaret ettiniz. Kendi kendine bir görev üstlenmiş dediniz ama arkasında olabilecek güçleri de söylediniz. Bu noktada şu soru ortaya çıkmıyor mu? Böyle bir Ülke Ocağı Başkanı tüm bunları yapıyor. Peki MHP Genel Merkezi bu işin neresinde? Yani kontrol dışı bir isim mi? Hayır, kontrol dışı değil. MHP Genel Merkezi bu işlere göz yumuyor. Zaten bizim anlayamadığımız husus da budur. Mersin'de o ölümlü olayda, yani Mersin eski Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Üner kendisine bıçakla eşinin yanında saldıranlara ateş etti ve bir başka ülkücü öldü. 20 yaşında bir garip çocuk öldü. Böyle Devlet Bahçeli'nin derhal duruma el koyması lazımdı. Ya siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani birbirinizi niye öldürüyorsunuz? Nedir? Geldiğimiz çizgi bu mudur? Yani ülkücüler her işi halletti de şimdi birbirlerini mi öldürüyorlar demedi. Derhal Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı ve bu işin müsebbibi Adana Ülkü Ocağı Başkanlığı görevden alması lazımdı ama almadı. Zaten hemen akabinde de bu olaya karşılık Sinan Ateş öldü. Yani Sinan Ateş de Ülkü Ocakları Genel Başkanı. Öldürüldü. Devlet Bahçeli orada da başsağlığı bile dileyemedi. Başsağlığı bile dileyemedi. Bu bizim ülkücüler arasında böyle derin yarılmalara yer açtı. Halen bu şey kalp kırıklıkları devam ediyor. Devlet Bahçeli Sinan Ateş olayı için ya adalet yerini bulsun da ne olursa olsun herkes adaletli olsun. İşte adalet gereğini yapsın demedi. Demediği gibi hükümet de şöyle yapıyor. Bu Sinan Ateş dosyasını tutuyor elinin altında. Çünkü o Sinan Ateş dosyasında böyle MHP bağlantılı telefon görüşmeleri falan var. Onlar da elinin altında ama o dosyada bir türlü iddianame ya 13 ay geçti. Bakın bugün 29'u tam 13 ay geçti. Evet. Hayır 13 değil 14 ay Aralık Ocak. Doğru, 14 14 ay ay. geçti. 14 ay geçti ve iddianame hazırlanmıyor. Bilerek ve isteyerek onu siyasi bir dosyaya dönüştürdü. Ya kardeşim yani bir dosya ey savcı arkadaşlar. Orada oturuyorsunuz büyük büyük laflar ediyorsunuz. Makamlar ya sizin göreviniz adaleti yerine getirmek. Bir kişi öldürülmüş ama sırf siyaseten tutuyorlar. Çünkü 31 Mart seçimlerini bekliyorlar. Onun neticesine göre dosya yön verecekler. MHP de ellerinin altında olsun istiyorlar. Aynı zamanda da bu milliyetçiler birbirleriyle kavga etsinler, birbirlerini öldürsünler, küfür etsinler, hakaret etsinler, iyice küssünler, kırgınlıklar, öfkeler artsın diye gayret sarf ediliyor. İşte buna da uygun böyle Adana Ülkü Ocakları Başkanı gibi tipler var. Hikaye budur. Evet, Sayın Saral, biz Ülkü Ocakları deyince genel itibariyle eski başkanı da olsa yeni başkanı da olsa hani çok geleneklerin geçerli olduğu bir yapı tabii Ülkü Ocakları. Hani eskiyle yeninin bile birbirine hani bırakın böyle şeyler yaşamayı hani saygısız ifadeleri kullanmadığı bir yapı. Bu yapının şimdi o şekilde bozulması yani bu sürecin başlangıcı nedir? Böyle bir olay var mı ya da bir karar mı alındı nedir? Ya karar alınmadı. Zaten biz çok şeyiz. Yani nasıl söyleyeyim? Zaten parçalanmış vaziyetteyiz. Bu böyle birkaç 3-5 yıldır devam eden bir şey. Daha önce biliyorsunuz MHP muhalifti. Sonra iktidarla anlaştı. Bu Meral Akşener hareketi çıkınca iktidarla anlaştıktan sonra da böyle itibarlı ülkücülere, bilhassa bizim nesil yani bu 12 Eylül öncesi böyle o kavgadan, mücadeleden gelmiş ülkücü, itibarı yüksek insanlara bir gizli el saldırılar düzenler. Saldırılar.
Böyle yaşlı başlı insanları dövdüler, pusular kurdular, hakaretler ettiler. MHP Genel Merkezi bunlara sesini çıkarmadı. Giderek büyüdü, büyüdü. İşte en sonunda hem Sinan Ateş hem de işte Mersin'de Emrullah diyor bir arkadaş. Öldürüldü, öldürüldü. Şimdi araya kan girdi. Bunu kim organize etmiş ise yani bence ülke ocaklarına ve ülkücülüğe ve milliyetçiliğe çok büyük zararları dokundu. Şimdi paramparça yani bizim milliyetçi kesim işte kaç parça olduğunu artık ben de bilmiyorum. Kaç parti olduğunu bilmiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor, konuşmuyor. Maksatları neyse onlara ulaştılar. Ha bunu dış istihbarat mı yapıyor, iç istihbarat mı yapıyor, sonra kendiliğinden mi oluyor onu da çok hani ölçemiyorum. Ama maalesef o ülkücü rajon gitti, ülkücü töre gitti. Böyle ne geçmişe saygı, ne içimizde birbirimize saygı kaldı. Paramparça olduk. Kim muhafız şey yapmışsa bunu organize etmişse sonucunu aldı. Bütün ülkücüler birbirimize küstü. Mehmet Bey, biraz hani iktidarla ortaklıktan sonra hani bu değişimin daha net bir şekilde sanırım ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi yanlış biliyorsam düzeltiniz lütfen. Şöyle bir gelenek de vardır değil mi? MHP'nin genel başkanı olacak isim genelde ülke ocaklarından gelen isimlerdir. Şimdi tüm bu yaşananlar biraz ülke ocaklarının yapısı ile ilgili bu değişiklik yaşanmışken, eski ile yeninin bağı koparılmışken MHP'nin geleceği ile ilgili sürece etki eder mi? Bunun zeminini hazırlamak üzere yapılıyor olabilir mi? Ne dersiniz? Elbette eder. Şimdi az önce söylemiştim. 31 Mart'tan sonra her partinin içinde, MHP'nin içinde, İYİ Parti'nin içinde, Zafer Partisi zaten açıklama yaptı milliyetçiler birleşsin diye. Partilerin içinde bu milliyetçileri, ülkücüleri birleştirelim sözü çok yaygın olarak söylenmekte. Hani Türkiye'de milliyetçilik de yükseliyor. Öyle şey de ortam da uygun. Şimdi çok muhtemeldir ki yani bunu ben komplo olarak anlatıyorum. Yani uyduruyorum. Hükümet diyor ki ya bu milliyetçileri niye birleştirelim? MHP benim yancım. İşte muhalefet de öyle diyordur herhalde. Birlikte hareket ediyoruz. Niye birleşsinler? Çünkü birleşirlerse böyle %25'in üzerinde oy alma ihtimalleri var. Onun için buna ne mevcut düzen müsaade eder, ne yabancı gizli servisler müsaade eder, ne yerli gizli servisler müsaade eder. Bunu daha çok körükleyeceklerdir. Ha nereye kadar? Benim de hani bazı öngörülerim çıkmıyor. Ben mesela Sinan Ateş öldürüldüğünde Devlet Bahçeli'nin o makamda daha oturamayacağını iddia etmiştim. MHP'nin de oylarının düşeceğini iddia etmiştim ama iki öngörüm de çıkmadı. Devlet Bahçeli halen orada genel başkan koltuğunda üstelik daha da güçlü oturuyor. Oyu da düşmedi. İşte Sinan Ateş gibi bir akademisyen,